Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tepe duş başlığı montajı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bizim almış olduğumuz model Tema marka Rain Quattro 53-240 modeli tepe duş başlığı olarak geçiyor arkadaşlar. Montaj aşamalarını nasıl yaptık, nelere dikkat etmemiz lazım, hangi özellikleri var, neleri var onları göstereceğim arkadaşlar. Montajını nasıl yapıyoruz hemen sizlerle beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, kurulum aşamasına geldik şimdi. Bizim almış olduğumuz ürün Tema Rain Quattro 53-240 modeli arkadaşlar. Hemen kutu açılışını sizlerle beraber yapalım. Şöyle internetten geldi. Daha önce sizlerden önce ben bu ürünü inceledim zaten. Şimdi ürünümüz bir tane şöyle duş borusu çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen sıraladığım bu şekilde. Bir tane şöyle kutumuz çıktı. Bir adet daha kutumuz çıktı. Bir adet de şöyle kutumuz çıktı. Şimdi bu kutularda neler var arkadaşlar? Onları sıralayalım. Şu kutumuzu açıyorum arkadaşlar. Şu kutumuzda arkadaşlar bir tane sabunluk çıkıyor. Şu şekilde sabun koyma aparatı çıkıyor arkadaşlar. Onu şöyle koyuyorum. Şöyle vaporlar çıkıyor arkadaşlar. Bu sabunun aparatları. Bunlar da buraya geçiyor bu arada. Bu şekilde. Şöyle. Bunu buraya yerleştirelim. Şöyle borumuzu sabitlemek için arkadaşlar şöyle bir ayak çıkıyor. Bundan. Şöyle koyalım arkadaşlar. Ambalaj kalsın burada. Bir tane de arkadaşlar duş telefonunu ayarlamak için, yukarı aşağı indirmek için aynı zamanda sabit tutabilmesi için bir aparatımız çıktı. Bu arada bu aparatımızı, yani duş telefonunu borumuzda şu şekilde yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Aynı zamanda duş telefonunun yönünü bu şekilde veya şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Şunu çevirdikçe tık 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 yapıyor, zaten kilitliyor. İstediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Onu da şöyle kenara koyalım. Yine bir tane daha. Şu borumuzu arkadaşlar sabitlemek için bir aparatımız daha çıkıyor. Şöyle bir aparatımız daha çıktı. Onu da hemen şöyle koyuyorum arkadaşlar. Başka neler var? Düvellerimiz, vidalarımız var arkadaşlar. Şöyle düvel vidalarımız. Bunlar arkadaşlar 8'lik düvel vida. 8'lik, aynı zamanda içinde 4 tane paslanmaz vidaları var. 4 tane de düveli var. Ayrıca bir tane de arkadaşlar alyan var. Sanırım bu 2.5 alyana benziyor. 2.5 ya da 3 alyan arkadaşlar bu. Alyanıyla birlikte göndermişler. Şöyle şunları sıralayalım. Aynı zamanda şu en tepedeki fiskiye çıkıyor arkadaşlar. Onun da kutusunu şöyle koyalım. Onu da çıkartalım arkadaşlar. Şöyle bir aparatımız çıktı arkadaşlar. Bu da en üst kısma geliyor. Şu şekilde. Delik gözenekleri bayağı büyük. Şöyle yakından göster istersen. Arkadaşlar bu plastik muhtemelen. Plastiğe benziyor ama plastik. Evet. Bu plastik arkadaşlar. Metal değil bu. Ayrıca isterseniz bunu yedek parça olarak da alabiliyorsunuz. Tema'nın modelinde arkadaşlar. Tema markada. Bunu ekstra olarak alabiliyorsunuz. İnternette satışı mevcut. Bir de arkadaşlar yanında şöyle aparatlar çıktı. Bunların da ne işe yaradığını sizlere göstereceğim. Bunlar arkadaşlar şu aparatlar, buna monte edilmesi gerekiyor. Nasıl monte edilecek? Hemen sizlere onu göstereyim. Arkadaşlar bir tane şöyle conta çıktı. Filtreli bir conta çıktı arkadaşlar. Yönü fark etmez. İstediğiniz gibi takabilirsiniz. Bunu arkadaşlar buraya takıyorsunuz. Pislik vesaire gelmesin diye bu. Eğer tesisatınızda, şebeke tesisatında herhangi bir pislik, çakıl, kum vesaire gelirse bu filtreye takılacaktır arkadaşlar. Yani bunu istediğiniz zaman söküp bu filtreyi temizleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Eğer su gelmeme gibi problemler olursa bu filtreyi arkadaşlar mutlaka takın ve istediğiniz zaman bunu temizleyebilirsiniz. Şimdi diğer hususumuz, bir tane arkadaşlar şu şekilde yarıklı bir conta çıktı arkadaşlar. Şöyle yarıklı, gördüğünüz gibi. Onu da çıkartıyorum. Bir tane arkadaşlar şöyle içi konikli bir tane conta çıktı. Şöyle yakından göster istersen. İçi konikli. Bir de şöyle bir aparatımız var arkadaşlar. Toplamda şu şekilde 4 adetti. Bir tanesini yerleştirdik. Bunlar bu şekilde çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunun
şunun bunun içine geçmesi gerekiyor. Bu sağa sola hareket edecek ya. Bunu içine yerleştirebilmeniz için şurayı es geçmeyin arkadaşlar. Önemli bir şeyden bahsediyorum burada. Şu arkadaşlar çıkıyor. Bakın bunu çevirdiğiniz zaman çıkıyor. Yani sakın ola ki bu şekildeyken takmaya çalışmayın. Bu çıkıyor. Çıktıktan sonra arkadaşlar şu şekilde konik olanı arkadaşlar, konik olanı, şu içi konikli olan yani şeffaf contayı şunun içine yerleştirmeniz gerekiyor. Şu şekilde içine yerleşmiş olması lazım. Bakın konik olanı içine yerleştirdim. Konik tarafı yerleştirdim yalnız. Çünkü oval taraf burada içinde gezecek arkadaşlar. Hem sızdırmazlık sağlayacak hem de içinde gezecek. Bunu unutmayın. Şu contamız da arkadaşlar, şu yarıklı contamız da şu parçamızı şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Zaten yarıklı bu şekilde. Yönü bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu buraya geçiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şu rekorumuzu, şu rekorumuzu buradan geçirmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Yani şu contanın şu rekora basması gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Geçiriyorsunuz. Daha sonra şu içi konik olan contaya şu şekilde yerleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu diş kaptırmadan şöyle rahat bir şekilde sıkıyor olmanız gerekiyor. Bunu zorla böyle elinizle sıkmanıza gerek yok. Bu şekilde rahat gidiyor olması lazım. Sonuna kadar sıktığınız zaman zaten yeterli olacaktır. Su kaçağı vesaire de kolay kolay olmaz. Şöyle arkadaşlar sağa sola yamulabilecek. İstediğiniz yönde yönlendirebilirsiniz suyu. Şimdi bu aşamayı hazırladık. Bu parçamız hazır arkadaşlar. Onu kutusunda beraber şöyle koyalım. Bu parçamız bu şekilde monte oluyor. Şimdi diğer aparatlarımız nelermiş onları görelim. Şöyle bir tane arkadaşlar musluğumuz çıktı. Şöyle borular vesaire çıktı. Bu arada arkadaşlar Tema markada şu modelde arkadaşlar kullanma kılavuzu ve montaj aşamaları çıkmadı. Çıkmıyor. O yüzden böyle bir video çekme gereği duyduk. Şimdi arkadaşlar iki tane borumuz var. Şu şekilde. Bu bir tane borumuz arkadaşlar. Şu küçük olan boru. Bunun biri kısa biri uzundur bu boruda. Bir tane uzun bir tane kısa. Zaten poşetinden de belli oluyor. Şu borumuz arkadaşlar 70 santim geliyor. Bu borumuz 150 santim geliyor. Yani 1,5 metre ve 70 santim. Olmak üzere 2 adet hortum çıkıyor. Aynı zamanda 1 adet de duş telefonu çıkıyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde plastik malzemeden yapılmış, üzeri kaplanmış bir üründür. Bunda delikleri vesaire güzel görünüyor. Kullanışlı bir şeye benziyor. Onu da şöyle koyalım. 1 adet de arkadaşlar yönlendirmeli musluk çıkıyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şöyle paketini açtığımız zaman içinde bir tane conta ayrıca şöyle bir musluk çıktı arkadaşlar. Şimdi şu musluğumuzun şu kısmını arkadaşlar rekor kısmına şu contayı yerleştirmemiz gerekiyor. Bu conta bunun için var. Yani biz borumuzu arkadaşlar şuraya sıkacağız. Yani şu boruyu arkadaşlar bu şekilde bunu buraya sıkmamız gerekiyor. Şu kısmını. Buraya sıkacağız arkadaşlar. Diğer kısımlar ne? Onu da söyleyeyim. Şu kısım şu telefonun hortumu bağlanacak. Şu telefon bu kısma bağlanacak arkadaşlar. Şu boru buradan buna bağlanacak. Şuna bağlanacak. Bataryanızın borusu da bataryadan gelen boru da buraya girecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde açtığınız zaman su buraya verecek. Bu şekilde açtığınız zaman bu taraftan verecek. Contamızı buraya yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi duvara monta aşamasına geçelim. Burada da dikkat etmemiz gereken diğer özelliklerden bir tanesi. Şunlar da arkadaşlar güzel bir sistem yapmışlar. Şöyle bir tane kapağı var arkadaşlar bunun. Şöyle şu kapaklarını şu şekilde açıyorsunuz. Buradaki vidalar arkadaşlar. Şurada iki tane vida var. Görmüş olduğunuz gibi plastik bir vida yapmışlar. Paslanma vesaire yapmasın diye muhtemelen. Güzel düşünülmüş bir şey bu. Boruyu buradan sabitleme yapmanız gerekiyor. Boruyu buradan sabitliyorsunuz arkadaşlar. Diğer önemli husus şu kapağımızı da şöyle koyalım arkadaşlar. Şu vidalarımızın içinde bir alyan var. İşte alyan arkadaşlar şuradaki montaj yapma aparatındaki vidaları söküp takmak için arkadaşlar. Şurada iki tane vida var. Bir üstte bir de altta olmak üzere iki tane arkadaşlar. Şunları tamamen sökebilirsiniz de veya çok az bir şey bırakabilirsiniz de. Ben söküyorum. Bir tane de bu tarafta var arkadaşlar. Bunu da söküyorum. İsterseniz bunları tam sökmeyebilirsiniz de yani. Biraz gevşetip bıraksanız da olur aslında.
Şimdi bir de bunun içinde arkadaşlar şu monta yapmak için bir aparatımız var. Her tarafı düz zaten. Nasıl ister dikine monte edin, ister yatay monte edin. Yani nasıl isterseniz monte edebilirsiniz bunu. Her halükarda olacaktır arkadaşlar. Şunları monte etmem gerekiyor arkadaşlar. Bunu ve diğerini. Hemen diğerindekini de sökelim arkadaşlar. Bayağı da sıkı yapmışlar vidalarını. Bunun da aynı şekilde kapağı var arkadaşlar. Şöyle. Bunların kapakları arkadaşlar. Burada da plastik vidaları var. Bunları da sıkıp gevşetmeniz gerekebilir. Şu iki tanesini arkadaşlar, şu iki tanesini monte etmemiz gerekiyor. Yani şöyle duvara monte ettiğiniz gibi. İster dikine yapın arkadaşlar, ister yatay yapın. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi borumuza göre bunu monte edeceğiz arkadaşlar. Borumuzun ebatlarına göre sizlerle beraber monte edeceğim. Şöyle borumuz çıktı. Borumuzun iki ucu arkadaşlar, bu tarafta yarım parmak yani 1/2, bu tarafta aynı şekilde 1/2 yani yarım parmak arkadaşlar. Şimdi bir tanesini şöyle alt kısmı monte edeceğim şu kısımlara. Diğerini de şu kısımlara monte edeceğim arkadaşlar. Hemen montaj aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi buraya bunu monte edeceğiz. Yalnız monte etmeden dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi, eğer yapabiliyorsanız şöyle vidaları derz aralarına denk getirmeye çalışın arkadaşlar. Olabildiğince hani şu fayansın ortasından delmemeye özen gösterin. Şöyle ek yerlerine getirebilirsiniz. Şöyle ek yerlerine monte edebilirsiniz. Ek yerlerine. İsterseniz böyle dikine yapabilirsiniz. Ben şöyle dikine yapacağım arkadaşlar. Aynı zamanda vidalarımı da şöyle bu şekilde atacağım arkadaşlar. Yani şöyle dikine üst üste iki tane vida atacağım. Veya bir tane de atsanız olur. Zaten o kadar yük yok ki her harekatta taşır yani. Öyle düşünüyorum. Şimdi buradaki borumuzun arkadaşlar, şuradaki spiral borumuzun uzunluğu 70 santim. 70 santim olacağı için borumuzun boyu 70'si lazım. Yani şuradaki borunun boyu 70'si lazım. Farklı markalarda değişiklik gösterebilir. Daha kısası veya daha uzun olabilir. Mutlaka buradaki borunuza göre aynı zamanda buradaki tepe başlığını uyabilecek şekilde, yani boyunuzu kurtarabilecek şekilde monte edebilirsiniz. Yani bunun bir standardı yok. Maalesef bunun bir standardı yok. Belki evinizdeki tüm insanlar kısa boylu olduğu için daha bile kısa yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durumdur. Şimdi benim boyum 1.80 civarında. Ben de bunu 1.85-1.90 hani civarlarına monte etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu civarlara denk gelecek. Şu seviyelerde bence ideal olacağını düşünüyorum. Aşağı yukarı birini şuraya şu seviye arkadaşlar, diğerini şu seviye monte edeceğim. Birini buraya, birini buraya. Hemen kalemlerle işaretleyelim burayı. Şimdi arkadaşlar boyumuzu şu şekilde ayarlayacağım. Şu şekilde ayarlayacağım. Yani şu seviyelerde falan ayarlayacağım. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar size. Ben spiral borumu şuraya taktım. Bunun arkasından geçeceğim tabii. Şu şekilde boyu yetişecek gibi ayarlamanız lazım. Yani musluğu vesaire taktığınız zaman şöyle şu seviyelerde yetişecek gibi. Bakın altındaki spiral boru tam yetişiyor. Yani bizim boyumuz biraz yüksek olduğundan kaynaklanıyor biraz da. Yani şu seviyeler ideal olacaktır. Muhtemelen birazcık da kaydırabiliriz yani. Buradan vidalardan da ayarlayabilirsiniz. Ona göre monte edebilirsiniz. Bunun bu şekilde olmasına dikkat edin. Yani şuraya boyu geçmesin arkadaşlar. Aşağı yukarı şu şekilde şuraları monte edeceğiz. Şuraya kırmızı noktalarla işaretlemiştim zaten ben. Hemen montaj aşamasına geçelim. Şunu şöyle bırakalım şuraya. Ben arkadaşlar dikine monte edeceğim. Şöyle derz arasını dikine denk getireceğim. Zaten bir tane kırmızı noktamız var. Şu şekilde. Şu şekilde. Zaten kırmızı noktaların olduğu yerden denebiliriz. Hemen derme aşamasına geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar 8'lik ilti ucumuz. Şöyle deleceğim.
Derken biraz dikkatli olmakta fayda var. Evet arkadaşlar, bunları birer tane attım. Birer tane yeteceğini düşündüm. İkişer tane atsanız da olur aslında. Kesinlikle oynama vesaire de olmaz. Ama oynayacağını da sanmıyorum zaten. Her halükarda yeter. Şimdi montajını da yapalım. Şimdi arkadaşlar borumuzu, malzemelerimizi sıralayacağız. Sıralamamız şöyle. Bir tane en üstte sabitlemeye. Şunu geçiriyoruz arkadaşlar. Oraya monte ettikten sonra üstten geçiremeyiz bunu. Yani takribi şuralarda falan duracak arkadaşlar. Şöyle hafif tatlı sıkacağım bunları, tam sıkmayacağım. Yani maksat bu sabit durması için. Şöyle arkadaşlar, şu civarlarda duracak zaten. Yani şöyle oynatabilirsiniz. Bunlar sabit tutmak içindir arkadaşlar zaten. Yani duş başlığını düz durması için. Şimdi ikinci sıralamamız arkadaşlar. Şöyle şuradaki şemaya göre, bakın şurada zaten resmi var, sabitleme, telefon sabitleme, daha sonra sabunluk sabitleme, tekrar duvara sabitlemeyi kullanıyoruz. Şimdi birinci sırada bu parçamızı monte ettik, ikinci sırada telefon sabitlemeyi kullanacağız. Onu da nasıl monte ediyoruz? Şimdi şöyle baktığınız zaman düğme zaten yukarıda duruyor. Siz aynı şekilde düğmeyi, yani şu düğmeyi yukarı alabilirsiniz. Şu şekilde düğmeye basarak arkadaşlar bunu geçirmeniz lazım. Şöyle istediğiniz yerde tutabilirsiniz. Diğer arkadaşlar sabunluk monte edeceğiz. Bunu sağa sola istediğiniz yere şöyle kaydırabilirsiniz. İster sağa ister sola. Yalnız kaydırmadan önce bunun da aparatlarını takmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun da aparatları nasıl takılıyor? Şunu üstten geçirmeniz lazım. Şunu. Şöyle kanalları var arkadaşlar bu arada. Bunların bakın. Şöyle. Şurada kanalları var. Bunun da aynı şekilde rekorun da kanalları var. Kanalı kanalı olarak denk getirmeniz lazım. Yani şunun dönmemesi lazım arkadaşlar. Bunu da şöyle hafif tatlı sıkıyorum. Tamamen sıkmıyorum arkadaşlar. Bunu da böyle geçirdim. Şöyle. Bunu da istediğiniz yere alabilirsiniz şu şekilde vesaire. Diğer sıralamamızda arkadaşlar tekrar şu malzememiz var. Bunun da vidası biraz arkada kalmış. Biraz gevşetiyoruz şunları. Şu şekilde arkadaşlar. Şunu da hafif tatlı sıkıyorum çok fazla oynamasın diye. Böyle sabit durması için zaten. Şimdi tüm aksamlarımız hazır. Geriye arkadaşlar şey kaldı. Musluğumuzu monte edeceğiz. Şunu da tatlı sıkayım bu arada. Daha sonra monte ederiz. Geriye şu musluğumuz kaldı arkadaşlar. Musluğumuzu da şu alt kısma bu şekilde takıyoruz. Bakın musluğun üzerinde ok yönü var arkadaşlar. Şöyle ok yönünü göstereyim. Yani diyor ki bize suyu buradan vereceksiniz. Buradan eğer bu şekilde olursa yukarı doğru çıkar. Yani burnumuza gelecek. Eğer vanayı bu şekilde çevirirseniz buradan verecek arkadaşlar. Yukarı vermeyi kesecek, buradan verecektir. Zaten şurada da sembolleri var. Yukarı doğru verirsiniz. Bu şekilde aşağı doğru verirsiniz. Telefona verecek gibi yazmışlar arkadaşlar.
Bunu da aynı şekilde buraya sıkıyoruz arkadaşlar, alt kısma. Bunlara anahtarla fazla müdahale etmeyin arkadaşlar, şunlara. İz yapmayın isterseniz. Şöyle elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkarsanız zaten yeterli olacaktır. Anahtarla müdahaleyi en son arkadaşlar. Yani anahtarla müdahale etmenizi pek önermiyorum. Şu kısımlara darbe almasın. Zaten bu şekilde yeterli olacaktır. Zaten diğer çeşmeden kestiğiniz için suyu sizin için bir engel teşkil etmeyecektir. Şimdi şunları arkadaşlar sabitlememiz gerekiyor. Şu şekilde hazırladık. Hemen montajını sizlerle beraber yapalım. Bunu bu şekilde geçireceğim arkadaşlar. Diğerinde boyunu ayarlıyorum. Şöyle. Bu şekilde yerleşecek. Yalnız bizim nerede bitirmemiz lazım? Hemen şu borumuzla bağlayayım hazır bu esnada. Yeri zaten bu girişi takmıştım. Bunu da buraya takıyorum. Boyumuzun yettiği yerden arkadaşlar keseceğim bunu. Yani montajlayacağım. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar monte edeceğim. Şimdi bunların çıkmaması için arkadaşlar, yani şu başlığımızı da ayarladıktan sonra bunların ayarlarını en son yapabiliriz. Şöyle alyanın arkadaşlar, şu dip kısımlardan, şu diplerindeki alyanlardan, yani ses kollardan, şunlar ses kol oluyor arkadaşlar. Bunları bu şekilde sıkmam icap ediyor. Bunların yerinden çıkmaması için, yani duş borusunun yerinden çıkmaması için bunları sıkmam icap ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde alt tarafında da var bir dalım yeri. Bu arada bir diğer düştü. Neyse problem değil. Burayı güzelce sıktık arkadaşlar. Şunu bir nasıl düşüne düştü. Onu da şöyle hemen tutalım. Arkadaşlar birer tane tutturdum ama gayet sağlıklı oldu. Yani ikişer tane tutturmanızı gerek var ya da yok. Bu sizin kararınız, sizin tercihiniz. Vida tutmayabilir vesaire vesaire. Şimdi buradan bunu ayarlamak için arkadaşlar, şunu bu şekilde yönlerini ayarlamak için son noktayı ayarlıyorsunuz. Şu son noktayı ayarlıyorsunuz. Yani atıyorum bu şekilde mi ayarlıyorsunuz? Nasıl isterseniz ayarlayabilirsiniz. Buradan sonra vidalarını arkadaşlar şu orta vidalarını sıkıyorsunuz. Çok fazla sıkmayın. Plastik olduğu için yalama olur. Yani şu boyutlar benim için ideal olacağını düşünüyorum. Tamamdır. Bu şekilde kalabilir. Daha sonra şu sabunlu kısmını arkadaşlar, aynı zamanda şunları bu şekilde kalmasını istiyorsanız, yani bunları istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz zaten. Bunu aynı şekilde istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Bunu ben şu şekilde yapmak istiyorum mesela. Şu şekilde şu rekorunu sıkmanız gerekiyor. Bu şekilde sıktınız. Sabununuzu buraya koyabilirsiniz veya bunu daha aşağı indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok yüksekte kalacağını düşünüyorsanız şöyle gevşetip aşağıya çekebilirsiniz. Şu seviyeler bence ideal olacağını düşünüyorum. Bunu yerleştirdiniz. Daha sonra şu kapaklarımızı artık kapatabiliriz arkadaşlar. Kapaklarımız da şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Tırnaklı zaten. Şöyle bastırıyoruz arkadaşlar. Kapaklarımız da kapandı. Kapaklarımızı da kapattık. Şimdi duş başlığını yerleştireceğiz. Bunu da arkadaşlar çevirerek monte ediyorsunuz. Şu şekilde buradan dibinden oynamıyor zaten. Çok zor oynaması.
Şimdi şu kısımda conta olmasına dikkat edin. Şu kısımda conta olmasına dikkat edin. Eğer conta koymazsanız buradan su sızdırır. Bilginiz olsun. Şöyle onu da tutturuyorum arkadaşlar. İdeal. Şöyle istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Oynar başlıklı. Şöyle sağa sola çevirebilirsiniz. İsterseniz bu tarafa, isterseniz bu tarafa. İstediğiniz yöne ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yeterli olacağını düşünüyorum. Şu şekilde. Gayet ideal. Şu vanamızın ayarını yapıyorum arkadaşlar. Hortum oynamaması için tuttum. Bu şekilde vanaları açıp kapatabiliriz artık. Geriye telefon kısmımız kaldı. Onu da hemen montajını yapalım. Ambalajı açtık. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Arkadaşlar bakın. Hortumumuzun bir kısmı uzun, bir kısmı ince. Uzun olan kısmı telefona takıyoruz. Neden? Burada birazcık daha oynama mesafesi var. Hem görüntü amaçlı hem de burada birazcık daha hareket imkanı olduğundan dolayı şu uzun kısmını arkadaşlar şu kısma takıyoruz. Elinizde sıkabildiğiniz kadar sıkın. Çok fazla aşırı sıkmayın. Gerek yoktur. Zaten bunların contaları birazcık hassastır. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Daha sonra sökerken zorlanırsınız arkadaşlar. O yüzden eğer su kaçırırsa ki kaçırırsa yani şey yapın. Fazla sıkma gereği duyarsanız sıkın. Şimdi bu da şunu da arkadaşlar istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz bu arada. Şu şekilde. Ha, bu arada isterseniz bunu aşağıya da çekebilirsiniz. Şu şekilde hortumunu yerleştirip bu şekilde bırakabilirsiniz. Şayet bunu isterseniz aşağı indirmek isterseniz şu şekilde aşağıda indirebilirsiniz. Şöyle. İstediğiniz yerde indirip bırakabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle hareket edebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar montajımız. Hemen bir su açıp deneyelim isterseniz. Şu ekipmanlarımızı alalım. Hemen suyu açıp deniyoruz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi montajımız tamamlandı. Su akışını da göstereyim ben size. Su yönlendirmeleri vesaire. Şöyle duşun içinde ıslanmadan. Suyumuzu açtık. Açtığımızda sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde su geliyor arkadaşlar. Çok güzel geliyor suyu. Buradan yön değiştirdiğim zaman şurada buradan da gayet arkadaşlar güzel bir şekilde su geliyor. Montajımız çok güzel bir şekilde oldu. Suyu kapattık. Bu arada arkadaşlar bir sonraki duşta mutlaka bunu kapatmayı unutmayın. Buraya gelecek, duşa gelecek insan soğuk su direkt gelmesin. Önemli bir uyarı yapmış bulunuyor burada. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.